Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim Efkaf'taki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havada unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havada yükseltti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Diyorsun sen. Ben bir şey demiyorum, sen diyorsun. Sen ne diyorsun peki? Sende bir şey var. Bana derin derin nefes aldıran bir şey. Sabah sabah aç karnı ağır oldu ama. Sen başlattın amca. Senin de dökülesin varmış meğer. İyi. İyi gördüm seni. Böyle devam. Defne nereye kayboldu? Gitti. Yani kahvaltıdır herhalde. İyi. Hadi biz de gidelim. Ben de acıktım. Hadi. Ama önce ben bir üstümü değişeyim, tamam mı? Olur. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim Efkaf'taki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan yükseltti. Afiyet olsun gençler, afiyet olsun, afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Merhabalar, afiyet olsun. Biz de bir konuşamadık ha. Ne? Ya dün akşam yemekten sonra bir konuşalım demiştik ya. Evet ya, kalabalık da çok zor oluyor yani. Biz de daha yalnız kalamadık. Biz. İşte biz yani hani sizle biz konuşacaktık ya. Akşam konuşalım dedik, kalamadık ya öyle yalnız. İşte biz. Şimdi yalnız ikimiz kalsak baş başa. Konuşsak uzun uzun. Sonra sen beni tekrar öpsen mesela. Çok güzel olmaz mıydı? Her şeyi benden beklememek lazım. Diyorsun. Yalnız şu an ateş de oynuyorsun. En kötü yanarız, ne yapalım? Sevgili Passionist çalışanları, yani ikinci ailem. Fişek gibi bir projeyle yine karşınızdayım. Önce gölde bir sandal sefası, peşinden ATV'lerle safari macerası. Ne dersiniz? Hadi kahvaltıdan sonra. Anlaşıldı. Yine baş başa kalamayacağız. Ya aslında Ömer. Ne diyorsun, gidiyoruz değil mi? Sinan abi, beni biliyorsun ya, safari falan. Boş ver. Ya oğlum, oyun bozancılık yapma işte ya. Ay Ömer, ben de meraklısı değilim ama eğlence olur işte. Hiç. Sıcak şimdi, siz gidin orada, kalabalık. Bunalarım ben, biliyorsun. Oğlumca sıcak, kendin diyorsun. Ne yapacağız burada otur otur bu sıcakta? Gözünü seveyim hadi ya. Bak bir şey diyeceğim. Ne dedim oğlum burada? Ya ha? Olur abi, gidin siz işte, gidin eğlenin. Ben odaya geçtim. Hep beraber gidiyorsak gidiyoruz, gideceğiz. Hayda. Yok öyle şey, tamam hadi. Gelir o, gelir. Hadi hadi. Kahvaltımız bittiyse buyurun göle geçiyoruz. Haydi sandal sefasına. Düşün peşime. Yürüyün. Ömer bak, mısırcılık yapmak yok. Kızlar. Sen de geliyorsun ha. Mecbur geleceğiz. Kaçış yok. Hadi. Defne hadi.
Buyurun böyle buyurun. Geçin. Değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Önce bu küçük deniz taşıtları hakkında bazı teknik bilgiler vermek istiyorum. Bir, küreklerimiz sağda ve solda olmak üzere sandalımızın iki yanındadır. Can yelekleri sandalın içindedir. Can yelekleri ayağınızın hemen dibinde olup ulaşabileceğiniz en kısa mesafededir. Şimdi ikişerli ya da üçerli gruplar halinde sandallara biniyoruz ve tadını çıkartıyoruz. Lütfen dikkatli olunuz, iyi eğlenceler diliyoruz. Turumuza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Nazlıcan gel bir şuradakine binelim. Tamam. Ha, kızlar durun. İkişerli grup olalım. Allah'ım hareket edemiyorum. Edemiyorsun çünkü seni ben tutuyorum salak. Neden Necmi Bey? Oğlum böyle fırsat kolladığını hemen belli etme. Biraz cool ol, yavaş ol. Ben bu tür zevzekliklerden, eğlencelerden hoşlanmam. Ben içine kapanık, duygusal bir adamım. Havas yarat. Evet, doğru. Tamam. Bu kadar hevesli olduğunu belli edersen maazallah o kızlarla kanka olursun. Sevgililiğe dönüş olmaz. Allah korusun. Allah korusun. Necmi Bey, bizimle gelmek ister misiniz? İstemez miyim canım? Gelirim tabii. Sen burada kal, gözdük. Geldim kızlar, içim sızlar. Buyurun geçin arkadaşlar. Hoppala. Nerede kaldı ya? Nerede kaldı? Haydi bakalım. Defo, hadi gel beraber binelim. Zaten göremiyorum seni. Vallahi tek göremediğim sen değilsin. Ne? Ha evet ya. Görüşemedik, hep öyle oldu. İsmail bizimle gelsene. Hadi ama İsmail. Hadi ama İsmail. Hadi. Peki madem. İşte magazin dünyasının beklediği etkinlik. Sandal sefası. Az sonra. Hadi. Ay vallahi benim ilk defa yapacak halim yok Sinan Bey. Tamam bunu sandalda konuşuruz. Hadi gel. Gel hadi. Hadi. Buyurun İsmail'ciğim. Buyurun gel seninle. Versene. Buyurun. Vedat ne olur bize ya. Buyurun o taraftan buyurun. Geldi Etneciğim. İso geliyorum. Ha? Hazırız. Hop. Tamam. İtiyorum. İsmail dur. Güle güle. Oo. Ömer Bey hoş geldiniz. En sona ikimiz kaldık demek ya. Sen niye gitmedin onlarla? Ben bir tavsiye üzerine burada kalmaya karar verdim. Ama neyse canım ikimiz bineriz artık değil mi? Hem şu pırıltınızdan biraz ben de alırım böyle fıtı 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 fıtı. Ne diyorsun Vedat? Beni diyorum. Beni, Vedat'ı. Beni Instagram'dan bir takip etseniz. Ha? Böyle birlikte bir selfie falan çekilsek. En az 11K takipçim olur. O da zaten fenomenlik seviyesi. Vedat sana bir tavsiyede bulunayım mı? Oo tavsiye. Alırım bir dal Ömer Bey. Neyse. Hadi bin. Beraber gelin gel. Tamam. Gidelim. Buyurun. Ya inşallah Ömer Bey Vedat yüzünden hayata küsmez. Allah! Allah ben o tehlikeyi hiç düşünmemiştim ha. Zaten hayatta bir küs bir barışık takılıyor. Aa Ömer Bey kenara çıkıyor. Kıyıya çıkıyorlar galiba. Allah küstü herhalde. Ay bana mı bozuldu acaba ya? Ben burada kaka kaka kiki. Boş ver ya sana dediğin gibi. Bir küs bir barışık yaşıyor ya. Defne, rüzgar çıktı. Yelkenleri aç. Yelken mi? Kızlar, elini umuyor. Hey! İşte düşman gemileri. Saldırın! Defne, yardım et! Sinan duramadı yine yerinde. Oo Yasemin Hanım. Ne zaman bu kadar yaklaştık ya? Fark etmedik. Sinan ne düştü ya?
seni. Ben batıyorum. Sen gemimizi kurtar. Ay rezil. Ömer Bey. Bey'e geri mi döndük? Ya bırakmıştık ne güzel. Ay yok ya o şey ağız alışkanlığı. Kötü alışkanlıklardan kurtuluyoruz o zaman. Hı. Daha iyilerini ediniyoruz. Mesela? Aslında güzel bir başlangıç yaptın sayılır. Yani odaya geldiğin onu söylüyorum. Defne bizim halimiz ne olacak ya? Niye biz bir türlü yalnız kalamıyoruz? Değil mi ya? Sanki herkes biliyormuş da engel olmaya çalışıyormuş gibi. Neyse. Bence başardık artık. Sonunda. Evet ama yine de burada konuşmayalım. Ya çok yakınlar, duyarlar falan. Uzaklaşalım o zaman. Defne ben gerçekten çok sıkıldım kalabalıktan. Gel götüreyim seni. Niye ya? Ne güzel motif oluyorduk işte. Safariler, sandallar falan. Evet evet. Bayağı motiveydiniz sandalla. Ya aslında o tesadüf oldu yani ben seni bekliyordum konuşuruz falan hani binmeyelim diye. Sonra Sinan Bey öyle şey yapınca. Şey yapmış. Çok mu kızdın ya? Bir şey söylesene çırpınıyorum burada. Bir şey söyle Ömer. Bir daha söylesene. Neyi? Bu son söylediğini. Ömer. Ay vallahi delireceğim ya. Bak sırılsıklam oldum. Yasemin ne oldu sana? Defne havlular nerede? Ha, değil mi? Ben o zaman gideyim de havlu getireyim. Yani ya bir göre düşmediğim eksikti. Bir de ben düştüm düşünebiliyor musun? Böyle lönk diye gittim yani. Dur şunu al bari al düşeceksin. Aşk olsun Ömer sen de mi? Tamam tamam bir şey yok. Üşüme al. Gülüyorsun. Aa, ay ben ne salağım ya. Adama not yazdım, cebine koydum, cebine not yazdım, koydum demedim ya. Aferin yani Defne. Entrikadan anladığım bu kadarmış. Bravo. Ey Allah'ım. Yok canım tutma kendini gül. Çekinme yani gül. Peki bir şey diyeceğim. Yasemin'le mi gülüyorsun bana mı? Ya. Talihsizlik işte. Ya kusuruma bakmayın ne olur. Yok canım. Ne kadar zamandır böyle eğlenmemiştim. Ya yalnız siz böyle ıslak ıslak hasta olursunuz. Bence otele gidip üstünüzü değiştirin bir. Yok artık yazın ortasında. Aa niye? Sanki vücudunuz alışkın mı öyle pat diye suyun ortasına düşmeye? Vallahi bak üstünüz ıslak falan. Benim içim hiç rahat değil. Sen bu kadar düşünceli olmak zorunda mısın? Hadi. Ay. Ay vallahi heyecandan hık diye gideceğim ben. Ne oluyor bana ya? Resmen adamın cebine not bıraktım. Demek aşk insanın aklını çalıştırıyorsa. Ama neyse nasıl yalnız kalacağız? Kızım sen neredesin ya? Olay var sen yoksun. Ne oldu Derya? Ha? Bu sefer de böyle şirketçi el ele tutuşup denize mi atladınız? Hayır ya öyle değil. Sen havlu almaya gittin ya. Ondan sonra Yasemin Hanım sandaldan indi hepimizi ateş püskürdü. Ama ben kimi anlatıyorsam sen kesin gerisini merak etmiyorsundur bile. E vallahi etmiyorum Derya'cığım. Ama iyi etme. Aferin. Et sen şaşardım zaten. Ya Efso bir tatil oluyor. Ama sen yine klasik. Hiç olaylara girmiyorsun. Böyle uzaktan bir elitist bakış tripleri. Evet ya. Ben biraz öyle psikopatım. Mesela böyle kibrit çubuklarından Eyfel Kulesi yapayım. Evde yalnız kalayım böyle onu seyredeyim. Ya böyle takılıyorum ben. Dalga mı geçiyorsun? Derya'cığım. Oldu canım. Ben kaçtım. İşim var tatlım. Görüşürüz Derya'cığım. Hadi tamam. Ama ATV Safer var öğleden sonra. Ona da mı gelmeyeceksin?
Aman Derya'yı da ne taktıysam kafama. Yetişmem gereken randevum var, ben ona bakayım. Yasemin Hanım. Defne. Siz safariye gitmiyor musunuz? Gideceğim tabii canım. Neden gitmeyeyim? Sorduğuna göre sen gitmiyorsun galiba. Yok yok. Hiç, olur mu canım öyle şey? Ben kesin gidiyorum safariye. Oldu o zaman. Safari'de görüşürüz. Nasıl arkadaşlar, eğlendik mi? Evet. Ben seni dedim, hepinizi motive ederim demedim mi? Ettim mi motive? Ne oldu ya? Güzel. O zaman şimdi hep beraber yemek yemeye gidiyoruz. Haydi, bir yemek eksikti ya. Hakikaten ya. Ya bu safari şeysi falan yok muydu? Aa, Defne o yemekten sonra, yemekten. Gözlük, sen burada kal. Arkadan gelenlere haber ver, tamam. Sen de onlarla gelirsin. Haydi arkadaşlar, kızlar düşün peşime. Cengiz sen de gel hadi. Böyle mi oluyormuş ya? Ay, nerede bakalım beyefendi? Ne yapıyorsun? Görecekler. Kimsenin gördüğü yok. Sakin ol. Ya görürler. Görsünler. Görsünler. Ama neyse kimse görmemiş. Defne. Hadi oturmuyor muyuz? Tabii tabii. Oturuyoruz. Oturalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Gel böyle geçelim. Teşekkür ederim. Ay, yine öyle gıcık gıcık duruyorsun değil mi benim yakışıklı yeğenim? Efendim yenge? Bu güneşli günde diyorum, o soğuk duruşundan hiç taviz vermiyorsun. Nasıl? Ayol insan böyle durumlarda bir gevşer, biraz flört eder. Ne bileyim ben, bir gönül yayı titrer. Ayol, tenin yumuşar, tenin. Neriman, çocuğa bir nefes aldır. Bırak artık, rahat ver. Ay Necmi sen karışma. Yengesi olarak iki kelam laf ediyorum. Tamam yengeciğim, bak. Gülüyorum. Bana değil, bana değil. Bak, o tarafa, o tarafa. Ay Yasemin, ay bu tarafa, bu tarafa. Bana bak, bu Yasemin ne çabuk kaynaştı böyle sizinle. Ay bu kız biraz fazla mı sokulgan ne? Ha, değil mi Ömer? Neriman, çocuğu rahat bırak. Koray. Yasemin'ciğim. Bu sefer de filmin en güzel yerinde sen fırladın gülüm. Hayatım, filmin en güzel yeri zaten benim. Ama sen araya giren ucuz, kötü sesli bir reklamsın sadece. Aa, Koriş, şekerim senin artık kendine bir hayat kurma zamanın gelmedi mi? Yani Neriman Hanım'ın yancısı olarak nereye kadar? Sen ne kadar çirkin bir kadınsın. Laflara bak, yancıymışım. Hayatım, ben seni burada tek başıma alt ederdim de... ay eder miyim? Ay Neriman! Ay ne? Canım tamam, tamam bağırma. Ben seni kırmak istemedim zaten. Ben bu kapışma huyumdan vazgeçmeye çalışıyorum. Aa, kız bir de kaçıyorsun. Çirkef. Hem kavga edip hem de kaçıyor. Kız kaçamazsın. Kız buraya gel. Ay, ay yemek kokuları geliyor bir yerden. Neriman, rahat ol hayatım. Bakışlarımla insanları rahatsız eder miyim diye hiç düşünme. İstediğin kadar bak. Bak, bak Neriman. Bak Neriman, bak. Ay Necmi, sen karışma. Kozmik bir etki yaratmaya çalışıyorum. Sinan, iyi misiniz? Su verelim mi?
aman yuh yani. Bakışlarınla öldürüyordun adamı neredeyse. İyi misiniz? Dostlar, Romanlar, nasılsınız? İyiyiz. Yemeklerinizi yediniz mi? Karınlarınızı doyurdunuz mu? Evet. Çok güzel. Hepinizi çok seviyorum. Afiyet olsun. Ay, Necmi. Sen Sude'yi özlemişsin. Canım, insan kızını özlemez mi Neriman? Ay, bunlar hep babalık mevkiine özenmeler. Böyle bir sahiplenmeler, kol kanat germeler, önderlik etmeler. Ay, kıyamam. Kızımız gelecek yakında, merak etme. Etmem Neriman, etmem. Ömerciğim, yok mu havadis falan? Anlat yengene. Ne anlatayım yengeciğim? Aynı bildiğin gibi. Ne yemekmiş ya, ye bitmedi. Değil mi? Doya doya bir hal olduk. Vallahi Necmi Bey de coştu ha. Yani adam bayağı eğlence müdürü çıktı başımıza. Boğanı bekliyormuş resmen. Evet. Vallahi kimse de öyle şikayetçi değil ha. Herkes halinden memnun görünüyor. Yazık işte. Baksana bir Ömer garibi. Adam sıkılmış buradan resmen işe dönmeyi bekliyor. İşe. Kesin işe dönmeyi bekliyordur, evet. Ah. Ay, ne kadar iyi bir insanım ya. Ne? Gezi. Gezi diyorum. Yani çok iyi oldu yani. Bayağı bir değişiklik oldu. Ya aslında değişiklik daha olmadı da. Bakarsın her an olur. Evet, depoları fullediysek şimdi doğru safariye. Üstünde içmek isteyen varsa 10 dakika süresi var. Kalkın bakalım hadi. Hadi oturmak yok. Hadi kalkın. Sorunla kendimi gösterebileceğim.